Merhabalar değerli Radyo Denge dinleyicileri. Radyo Denge'de Gönül Defterinden programındasınız. Programımıza başlarken hepinizi selamlıyoruz. Rabbimizin rahmeti, mağfireti, muhabbeti hepimizin üzerine olsun inşallah diyoruz. Birkaç programdır unutuyoruz mail adresimizi. Gerçi takip edenler biliyordur. gonuldefterinden@hotmail.com gonuldefterinden@hotmail.com adresinden bize ulaşabileceğinizi biliyorsunuz. Hayatınız nasıl gidiyor diye sorsak dostlar sizlere, her şey yolunda mı desek? Hem kendi hayatınızda hem çevrenizdeki insanların hayatında her şey yolundadır inşallah. Yolunda mı diye sorular sorsak, başlasak programımıza inşallah. İnsanlardan, haberlerden, gençlerden, gelişmelerden memnun musunuz? Yoksa sizi rahatsız eden durum ve olaylar mevcut mu? Tabii ki her biriniz farklı cevaplar verebildiğiniz gibi çevremizdeki günlük olay ve haberlerden rahatsız olmamak da pek mümkün görünmüyor diyebiliriz dostlar. Çevremize, insanlara, günümüz toplumuna baktığımız zaman genellikle manadan uzak, maddeye, paraya, çıkar ilişkilerine dayalı bir hayatın hakim olduğunu görüyoruz şöyle bir çevremize baktığımız zaman. İçinde yaşadığımız topluma bir baktığımızda ise toplum ve genel olarak da insanlık alemine her tarafta bir koşuşturmaca, tüketim almış başını gitmiş, günü kurtarmaya çalışan insanlar topluluğu var diyebiliriz. Bir düşünecek olursak, aslında her geçen gün teknoloji artıyor. Makineler çoğalıyor. Robotlar, çamaşır makineleri, bulaşık makineleri, ulaşım araçları, metrolar. Teknoloji artıyor. Hayatımızın daha sakin olması gerektiği, hayatımızdaki koşuşturmacanın azalması, insanın kendisine daha çok vakit ayırmasını gerektiğini düşünüyor insan. Şöyle bir baktığında, düşündüğünde hayatımızın daha kolay olması gerekmiyor mu dostlar? İşleri biz yapmıyoruz, makineler yapıyor. Ulaşım daha hızlı olsun diye daha hızlı araçlar üretiliyor. Teknoloji gelişiyor. Ancak gerçekleşen bu durumun tam tersi. Bir tezatlık yok mu sizce de? Her geçen gün koşuşturmaca artıyor. Yorgunluk artıyor. Stres ve depresyon daha da artıyor. Bir ters orantı mevcut gibi görünüyor. Mekanik aletler çoğalıyor, hız artıyor, hızlı ulaşım sağlanıyor, teknoloji artıyor, bizim hayatımızda da koşuşturmaca da artıyor. Bir ters orantı var. Tüketimin bu kadar çok arttığı, yorgunluğun bu kadar arttığı günümüzde artık birçok insan en temel varlık soruları olan neden varım, nereden geldim, nereye gidiyorum, benden istenen nedir gibi soruları kendine soramıyor bile değerli dostlar. O kadar çok koşuşturmaca var ki bir dakika durup kendisine bu soruları sormaya bile bazen vakit bulamıyor diyebiliriz. İnsanların çoğu gününü gün etme derdinde çünkü. Günü kurtarma, zevk alma, haz duyma derdinde. Zaten reklamlarda bunu pompalamıyor mu bizlere ne yazık ki? Anı yaşa. Değil mi slogan? Reklamın sloganı. Anı yaşa. Haz peşindeysen. Tadını çıkar. Sizlerin de dikkatini çekiyordur. En fakir evlerde bile, en mahrumiyet yerlerde bile insanların evlerinde televizyon ve bilgisayar neredeyse hemen hepsinde mevcut. Hatta evlerimizin şekilleri, koltuklarımız, oturma düzenimizin hepsi televizyona endeksli. Hatta akşam planlarımız, akşam gezmelerimiz, yapacağımız işler dizilere, programlara göre ayarlanıyor bile diyebiliriz. Hele sabah programlarının birçoğu dikkatinizi çekmiştir. Evinde televizyon olmayan dostlarımız da var olduğunu düşünüyorum ben bizi dinleyen dostlarımız arasından. Ama televizyonu olanlar fark edecektir.
oldukça seviyesiz programlar bulunduğunu gözlemliyoruz be dostlar. Zaman zaman kumandayı elimize aldığımızda şöyle bir geçerken bile tahammül edilebilecek gibi değil. O kadar basit, o kadar seviyesiz, o kadar insanı ne bileyim küçük düşüren belki de programlar söz konusu ne yazık ki. Ancak bizler yani insanlar izlemese programı, reyting yapmasa program yayınlanmaz. Burada sadece programı yapanları suçlamak çok doğru olmayacaktır. Asıl suçlu öncelikle bizleriz desek yanlış söylemiş olmayız gibi geliyor. Programları izleyerek izlenme oranlarını artıranlar olmasa program devam edemez dostlar. Dönüp kendimize bakmamız, nereye gidiyoruz, biz ne yapıyoruz dememiz gerekiyor. Ben izlemiyorum. Yok canım, ben hiç üstüme alınmıyorum bu söylediklerinizi. Çünkü ben izlemiyorum demek tek başına çözüm değil diye düşünüyoruz dostlar. Hepimize düşen sorumluluklar mutlaka vardır. Yeryüzünün halifesi olarak yaratılan, akılla, iradeyle donatılan insanoğlu, hayat ve yaşanılanlar karşısında özne olmaktan çıkıp belli menfaat merkezlerince yönetilen, yönlendirilen sürüler halini aldı ne yazık ki günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte. Kararlarımızı reklamlar, bize sunulan görüntüler çok fazla etkiler hale geldi dostlar. İnsanlar kendileri için kurgulanan koşuşturmacadan soru sormaya, tefekkür etmeye, düşünmeye fırsat bulamaz hale geldi. Her şey maddeyle, parayla ölçülür hale geldi. Manadan çok madde öne çıkar oldu dostlar. Giydiğimiz kıyafet ve ayakkabılar, bindiğimiz arabalar, oturduğumuz evler, hatta oturduğumuz evlerin semtleri önem kazanır duruma geldi diyebiliriz. Maneviyat kavramı bir şeyin anlamını, varoluş gayesini ve kıymetini ifade eder. Bir şeyin özünü ve hakikatle bağlantısını belirtir. İslam dini madde mana dengesini esas kabul eder. Manayı dışlayan ya da sınırlayan, tamamen maddeyi ön plana çıkaran batı düşüncesini de tamamen manayı öne çıkaran maddeyi yok sayan doğu mistisizmini de reddeder. İslam madde mana yani dünya ahiret dengesini kurar. Bizlerden de bunu kurmamızı ister dostlar. Hatta dualarımızda ve namazlarımızda sıklıkla okuduğumuz Rabbena duasında olduğu gibi. Ne diyoruz? Rabbimiz bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bu düstur hayatımız için geçerli bir düsturdur. Maddenin manadan uzaklaştırılıp koparılması maddeye fazla önem vermeyi beraberinde getirmiştir. Her şeyin maneviyatı demek, o şeyin anlamı demektir. Ölçüsü demektir dostlar. Günümüzde ne yazık ki maneviyatın eritildiğine, modernizm yoluyla, çağdaşlık yoluyla anlamsızlığa itildiğine hep beraber şahit oluyoruz. Dikkat ederseniz Batı düşüncesinin insan hayatına iki seçeneği sunduğunu görürüz. Ya hiç doğru dürüst inanç olmayan bir hayat, dizilerde, reklamlarda bu duruma fazlasıyla şahit oluyoruz. Bizim inanç ve tavır davranışlarımıza uymayan özellikler bolca aktarılmakta, özellikle belki gençlerimiz bundan daha çok etkilenmekte, ya da hayata müdahale etmeyen bir inanç. Zaten günümüz insanların bir çoğuna baktığımızda da dünyaya endekslenmiş bir hayat yaşadıklarına bizzat şahit olabiliyoruz. Bu arada şunu da belirtmeden geçmeyelim elbette.
Saydığımız birçok olumsuz tablonun yanında olumsuzluğa kapılmak doğru olmayacaktır haliyle. Çünkü Allah var olduğu için umutsuzluğa yer yoktur. Zira Rabbimiz Hazreti Musa'yı Firavun'un sarayında büyütmüş, her şey bitti zannedildiği anlarda insana yeni kapılar açan umut ve çözümler sunmuştur elhamdülillah. Hayatın anlamı dedik bugün programımızda. Hayatı ele aldık. Hayatınız nasıl gidiyor dedik. Her şey yolunda mı dedik. Hayatın anlamı denilince aklımıza ilk önce kulluk ve Rabbimizin rızasına uygun bir hayat yaşama gelmektedir. Ancak hayat Allah'ın rızası ile bir anlama kavuşacaktır. Hayatın anlamı tek ve değişmezdir dostlar. O da bu hayatın Yüce Allah tarafından biz insanlara bir emanet olarak bahşedildiği ve içinde bulunduğumuz dünyanın bizler için bir imtihan alanı olduğu gerçeğidir. Rabbimiz Enbiya suresi 16 ve 17. ayetlerde biz gök ile yeri ve aralarındaki şeyleri boş bir eğlence için yaratmadık. Eğer bir eğlence edinmek isteseydik elbette onu katımızdan edinirdik. Yapacak olsaydık öyle yapardık buyuruyor. Yine İnsan suresi 2. ayette doğrusu biz insanı İmtihan etmek için karışık bir nutfeden yarattık da onu işitici, görücü yaptık buyurmaktadır. O hanginizin daha güzel iş yapacağını denemek için ölümü ve hayatı yarattı. O üstündür, bağışlayandır buyuruyor Mülk suresi 2. ayette Rabbimiz. Dünya imtihanı ile ilgili daha pek çok ayeti okumamız mümkün değerli dostlar. Dünya hayatının aldanış olduğu ile ilgili ayetlere, bilgilere, Fatır suresi 5. ayete baktığımızda, Kehf suresi 28. ayete, Lokman suresi 33. ayetlerden de çok kolaylıkla ulaşabiliriz dostlar. Dünya hayatının kısa ve geçici olduğu ile ilgili de Rum suresi 8. ayette, Nisa suresi 77. ayette Rabbimiz yer vermekte ve bizleri uyarmaktadır. Dünya ayetinin belirlenmiş bir süre olduğu, dünya zevkinin azlığı, Allah'a karşı gelmekten sakınmanın daha hayırlı olduğu açık açık belirtilmiştir bizlere. Yine Ankebut suresi 64. ayette bu dünya hayatı sadece bir oyun ve oyalanmadan ibarettir. Ahiret yurduna gelince asıl hayat odur. Keşke bilmiş olsalardı buyurarak dünya hayatının bir oyun ve tutkulu bir oyalanma olduğunu Rabbimiz bizlere bildirmiştir. Yani bizi çok kolaylıkla dünya hayatı ne yapabiliyor dostlar? Oyalayabiliyor. Çünkü oyun ve tutkulu bir oyalanma diyor ayette. Öyle bir oyalanma ki tutkuyla bağlanıyoruz, kalıyoruz Allah muhafaza. Hatta Yunus suresi 7. ayette bize kavuşmayı ummayanlar, dünya hayatına razı olup onunla tatmin bulanlar ve bizim ayetlerimizden gafil olanlar da muhakkak vardır buyurularak dünya hayatını tercih edenlere vurgu yapılmıştır. Buradan anlıyoruz ki değerli dostlar, insan hayatını mutlaka ama mutlaka bir gayeye, bir amaca adamalıdır. Allah'a adanmayan, Allah'ın rızası olmayan bir hayat, Allah muhafaza, ya kula kul olmaya, ya nefsin heva ve hevesleri peşinde koşmaya, ya mal, mülk, makam, mevki sevdasına adanacaktır. Başka çaresi yok.
Çünkü bizi yaratan biliyor, bizden daha iyi biliyor bizi yaratan Rabbimiz. Nefsimizin heva ve hevesleri var mı? Çok. O zaman eğer biz kurallara uymazsak, eğer biz Allah'ın rızasını düşünmezsek çok kolaylıkla ne yapabiliriz? Heva ve heveslerimizin peşine koşabiliriz. Asr-ı suresi 1 ve 3. ayetlerde Rabbimiz asra andolsun ki insan ziyandadır buyurmaktadır. Ancak iman edip salih amel işleyenler ve birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesna buyurmaktadır. Rabbimiz dünya imtihanımızı kolay kılsın inşallah dostlar. Bize verilen imtihan süresini rızasına uygun kullanmayı, salih amel işleyenlerden olmayı, hakkı ve sabrı tavsiye edebilmeyi nasip etsin inşallah. Yaptığımız her işte, attığımız her adımda ya da geleceğimizle ilgili planlar yaparken onun rızasına uygun işler yapmayı, onun rızasını düşünerek planlar yapmayı bizlere nasip etsin inşallah. Bu bilinçte olmayı nasip etsin inşallah. Rızasından ayırmasın, razı olduğu kullar arasına dahil eylesin. Bir aradan sonra programımıza devam ediyoruz değerli dostlar. Radyo Denge'desiniz, Gönül Defterinden programındasınız. Bugün programımızda hayatın anlamı dedik, dünya imtihanından bahsettik. İnsan hayatının mutlaka bir gayeye, bir amaca hizmet etmesi gerektiği üzerinde durduk. Boşuna yaratılmadık dedik, imtihan sahası dedik. Bu bölümümüzde de konumuza devam edeceğiz inşallah. Hayat bir imtihan. Bu imtihana hepimiz tabiiz. Hatta zaman zaman dostlarımla birlikteliğimde de derim, dünya zor. Hani tamam, güzellikleri var, eğlencesi var ama imtihanda olmak kolay mıdır? Hangi imtihan olursa olsun imtihanın hepsi zordur diye düşünürüm ben kendim, hani nefisim olarak. Dünya imtihan sahasıdır dedik. Rabbim bu imtihanı kazananlardan olmamızı nasip etsin inşallah öncelikle. Bütün sevdiklerimizle birlikte tabii ki. Dünyevi ve uhrevi mutluluğun kanunlarından, kazananlarından eylesin bizi. Dünyevi ve uhrevi mutluluğu kazananlardan eylesin inşallah. Yüce Rabbimiz Mü'minun suresinin ilk ayetlerinde dünyevi ve uhrevi mutluluğu kazanmak için İnsanların taşıması gereken vazifeleri, vasıfları, özellikleri bizlere bildirmiştir. Hani dedik ya, dünyevi ve uhrevi mutluluğu kazananlardan eylesin diye. Peki bunu nasıl kazanacağız diye kendimize sorduğumuzda aslında cevabı hemen Rabbimizin bize bildirmiş olduğunu görüyoruz. Şöyle ki Mü'minun suresinin ilk ayetlerinde. Müminler namazlarında huşu içinde olanlardır buyuruyor Rabbimiz. Müminleri öyle güzel tarif etmiş ki dostlar, bakın. Müminler namazlarında huşu içinde olanlardır. Namazı kılanlar demiyor, dikkat edin. Huşu içinde olanlar. Zaten namaz olmazsa olmaz. Namazı kılacağız, çaresi yok. Onlar boş şeylerden yüz çevirenlerdir. Dedik ya, bugün hayatın anlamı konumuz. Boş şeylerden yüz çevirenlerdir. Boş şeylerle oyalanmayandır. Ona takılıp kalmayandır. Hayatını dolu dolu yaşayandır. Yaptıklarını verimli yapmaya çalışandır. Zamanını iyi kullanandır. Onlar zekata ilişkin söz ve görevlerini mutlaka yerine getirenlerdir. Rabbimiz bize bir mal verdi. O malı da ne yapıyor bizden? Zekatını istiyor. O zaman zekata ilişkin söz ve görevlerini mutlaka yerine getirenlerdir. Onlar ırzlarını, iffetlerini koruyanlardır buyuruyor Rabbimiz. Onlar
emanetlerine ve sözlerine riayet edenlerdir. Yani söz verdik, sözümüzde durmak, verdiğimiz sözü yerine getirmek önemli dostlar. Bize emanet edilen emanete sahip çıkmak, emanette emin olmak önemli. Onlar namazlarını titizlikle koruyanlardır buyuruyor. Araya biz çok böyle maddeleri sayarken cümleler ekledik. Kısaca şöyle bir tekrar edelim isterseniz. Müminler nerede söylüyor Yüce Rabbimiz? Müminun suresinin ilk ayetlerinde bize dünyevi ve uhrevi mutluluğu kazananlardan olmamız için maddeler halinde ne diyelim formüller veriyor. Birincisi, müminler namazlarında huşu içinde olanlardır. İkincisi, onlar boş şeylerden yüz çevirenlerdir. Üçüncüsü, onlar zekata ilişkin söz ve görevlerini mutlaka yerine getirenlerdir. Onlar ırzlarını, iffetlerini koruyanlardır. Bir başkası, beşincisi, onlar emanetlerine ve sözlerine riayet edenlerdir. Sonuncusu, onlar namazlarını titizlikle koruyanlardır buyuruyor Rabbimiz. Rabbimiz bu vasıfları sıraladıktan sonra müminlere müjdeyi de şöyle vermektedir. Nerede? Müminin suresi 10 ve 11. ayetlerde. İşte yeryüzünün hakimiyetine ve ahiretin nimetlerine varis olacaklar onlardır ki onlar Firdevs cennetine varis olacaklar. Orada ebedi olarak kalacaklardır buyurmaktadır. Yani Allah'ın emir ve yasaklarına uyanlar Firdevs cennetine varis olacaklardır buyuruyor Rabbimiz. Kim insanlar bu dünyaya bir kere geliyoruz, aman canım bir daha dünyaya mı geleceğiz? Tadını çıkarmak lazım. Günümüzü güm edip yaşamaya bakalım anlayışıyla hayata bakarken Allah'a teslim olmuş, emir ve yasaklarına uyan insanlar, madem ki bu hayatı bir defa yaşayacağız, onu bereketli kılmalı. Dünya hayatının imtihan olduğunu unutmamalı. Asıl hayatın ahiret hayatı olduğu bilinciyle hareket etmeliyiz derler. Yani bir kere geldik. Bu imtihanın tekrarı yok. Şimdi iki bakış açısı. Çok güzel değil mi dostlar? Bir tanesi diyor ki bir tane dünyaya bir daha mı geleceğiz canım? Günümüzü gün edelim. Ondan sonra oh hayattan tat almanın keyfine bakalım. Tadını çıkaralım bu hayatı derken bir başka bakış açısı, emir ve yasaklara uyan insanlar, Allah'a teslim olmuş insanlar. Madem ki bir defa geleceğiz, bu sınavın tekrarı yok. Tekrar sınava alınmayacağız. Keşke dememek için onu bereketli kılmalıyız. Dünya hayatının imtihan olduğunu unutmadan asıl ahiret hayatının asıl hayat olduğu bilinciyle hareket etmeliyiz diyor. Bunun için de ne yapmalıyız? Hayırlı işler, salih ameller işlemeli, hayırlı eserler ve evlatlar yani nesiller bırakmalıyız derler inşallah. Yaşamlarını da bu bilinçle değerlendirirler. Rabbim cümlemize hayatımızın bilincinde olmamızı, zamanı iyi kullanmamızı ve dünya imtihanını başarıyla tamamlamamızı nasip etsin dostlar. İnşallah imtihanı başarıyla tamamlayanlardan olalım. Çok önemli bir dua değil mi? Dünya ve dünya hayatı insanın asıl yurdu değildir. İnsanın asıl yurdu ahiret olacaktır inşallah. Bize düşen dünya hayatının geçici olduğunu unutmamak, buranın bir imtihan sahası olduğu bilinciyle hareket etmek olmalıdır dostlar. Yaratılış gayesinden uzak, istikameti olmayan bir hayat asla Rabbimizin razı olacağı bir hayat değildir hepimizin bildiği üzere. Allah'ın rızası olmayan bir hayat israf edilmiş başıboş anlamsız bir hayattır.
Allah'ın rızası olmayan bir hayat israf edilmiş. Başıboş ve anlamsız bir hayattır, Allah muhafaza. Bazen sohbet ortamlarında dost ve arkadaşlarla konuşurken ne kadar zengin olursan ol derim, midenin aldığı kadar yersin. Doğru değil mi dostlar? Midemizin aldığından fazla yiyemeyiz. Hoş Roma'daydı yanlış hatırlamıyorsam, bilenler vardır aranızda mutlaka. Özellikle çok güzel sofralar hazırlanırmış. Anlatırken bile midem bulanıyor. Yanlarında da böyle ark deriz biz. Sizler nasıl tarif edersiniz bilmiyorum ama böyle küçük minik böyle akan, su akacak bir bölme. Oraya yaparlarmış böyle masaların arka tarafına. Özel doktorlar gelirmiş, insanları hani kustururlarmış, kusup kusup daha çok yiyebilmek için. Ama o ayrı bir boyutu zaten olayın. Ne yazık ki hani özel zamanlarda, yılbaşı demek istemiyorum ama başka da tarif etme şekli gelmedi aklıma. Özel zamanlarda bizim otellerimizde, lüks otellerimizde de böyle hani havuz şeklinde, ark şeklinde değil ama özel doktorların geldiğiyle ilgili haberleri duyduğumu söyleyebilirim belki burada antiparantez olarak. Ama normal şartlarda ne kadar zengin olursak olalım, midemizin aldığı kadar yeriz. Oturduğumuzda sığacağımız kadar bir koltuğa otururuz dostlar. Yani ne kadar zengin olursak olalım, bedenimizin sığacağı kadar bir yatakta yatar insan. Kaç oda evimiz olursa olsun. Öyle değil midir dostlar? Ne kadar malın olursa olsun, ne kadar altının, evin, araban, eşyan, giysin olursa olsun, bir gün öleceğimiz gerçeğini değiştirmez. Dünya hayatı er ya da geç bitecek. Ölmemeye çare yok çünkü. Ve sahip olduklarımızın hepsinden, belki de bazılarını hiç kullanamadan, yapıp ettiklerimizden, tavır davranışlarımızdan, hal ve hareketlerimizden, sözlerimizden mutlaka ama mutlaka hesaba çekileceğiz dostlar. Hayatı anlamlı kılacak tek şey iman eksenli olmasıdır diyebiliriz. İman istikametinde yürüyen ve yaratılış gayesinden sapmayan hayatlar şüphesiz ki Yüce Allah'ın rızasına nail olacaktır. Zaten Rabbimiz de bu sebeple peygamberler ve ayetler göndermemiş midir bizlere? Enfal suresi 2 ve 4. ayetlerde. Müminler ancak Allah anıldığı zaman kalpleri ürperen, Allah'ın ayetleri kendilerine okununca imanları artan ve Rablerine tevekkül eden kimselerdir. Bunlar namazı kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan infak ederler. İşte onlar gerçek mümin olanlardır. Rableri katında onlar için dereceler, mağfiretler ve cömertçe verilmiş rızıklar vardır diyerek bizleri hem uyarmakta hem de müjdelemektedir dostlar. Nerede? Enfal suresi 2 ve 4. ayetlerde. Bugün hayatın anlamı dedik dostlar, programımız devam ediyor. Programımız devam ederken hepinizin de bildiği üzere artık programımızın bir rutini mi diyelim, güzel bir tarafı mı diyelim bilmiyorum. Nasıl sizler nasıl karşılıyorsunuz? İnşallah mutlu oluyorsunuzdur, beğenerek dinliyorsunuzdur. Hikayelerimiz oluyor biliyorsunuz hemen her programımızda. Bugün de bir hikayemize yer verelim. Daha sonra yavaş yavaş kapanışa doğru gidelim, programımızı tamamlayalım inşallah. Bir hükümdar amansız bir hastalığa yakalanmıştı. Ülkenin bütün hekimleri saraya geldi. Hatta komşu ülkelerin hekimleri bile çağrıldı saraya. Ama hastalığa hiçbir çare bulunamadı. Hükümdar herkesin gözü önünde her gün biraz daha erimeye devam ediyordu. Mutsuzluk içinde çırpınırken son çare olarak bütün falcıların, büyücülerin bulunup saraya getirilmesini istedi. Hani dermansız kalan
denize düşen yılana sarılır hesabından. Adamları koşuşturdu. Ülkede ne kadar adı falcıya, büyücüye çıkmış insan varsa toplayıp getirdiler. Bu kişiler hükümdara tek tek baktılar, bildikleri bütün numaraları yaptılar ama ne çare, hiçbiri herhangi bir iyileşme sağlayamadı. Hükümdar artık iyiden iyiye umutsuzluğa düşmüşken, günün birinde sarayın kapısına yaşlı bir kadın geldi. Bu kadın hükümdarın derdini nasıl çözeceğini bildiğini söylüyordu. Yaşlı kadını hemen hükümdarın yanına götürdüler. Hükümdar yatağında doğrulmadan, "Söyle kadın, güç bela konuştu. Neymiş senin çaren? Hele bir de bakalım." Kadın bildiği çareyi anlattı. "Adamlarınız," dedi, "ülkeyi dolaşacak. Ülkenin en mutlu adamını bulacaklar, onun gömleğini alacak ve size getirecekler. Siz de bu gömleği giyince iyileşeceksiniz." Hemen durur mu hükümdar? Çareyi duydu ya, en azından deneyecek. Emir verdi. Adamları hemen ülkeye dağıldı. Önce en zenginlerin kapılarını çalmaya başladılar. Ama hangi zengine gidip konuştularsa onun hiç de tahmin ettikleri gibi mutlu olmadığını gördüler. Aralarında bir iki kişi en değerli gömleklerini verdi. Hükümdar hemen gömlekleri giydi fakat bunların da herhangi bir faydası olmadı. Çünkü hiçbirisi istedikleri kadar mutlu değillerdi. Her birinin farklı sıkıntıları vardı. Böylece o gömleklerin sahiplerini söyledikleri gibi mutlu olmadıkları da ortaya çıkmış oldu. Hükümdar köpürüyor, adamları bütün ülkeyi adım adım dolaşıyor. Artık zengin, fakir demeden mutlu insan arıyor ama bir kişi bile bulamıyorlardı. Durmaksızın dolaşırken susuz kalan hükümdarın adamlarından birkaçı böyle virane halinde dökülen bir kulübenin yanından geçmekteydi. Su istemek için yaklaştıklarında içeriden bir sesin geldiğini duydular. İçerideki bir adam kendi kendine konuşuyordu. "Ne kadar mutluyum Allah'ım. Benden iyisi yok. Karnım doyuyor çok şükür Rabbime. Yarın çalışacak gücüm de var elhamdülillah. Benden iyisi yok. Rabbim sen rızanı kazanmamı nasip eyle," diye konuşup duruyordu adam. Hükümdarın adamları suyu falan unutup hemen içeri daldılar. Bu son derece yoksul kulübede bir adam yere oturmuş, kağıt üzerine serdiği peynir ekmeğin son kırıntılarını ağzına atarken bir yandan da şükürler ediyordu. Hükümdarın adamları "Nihayet bulduk elhamdülillah," diye adama doğru bir hamle ettiler ve yanan tek mumun ışığında adamın sırtında bir gömleği bile olmadığını gördüler. Hikaye burada bitiyor dostlar. Mutlu adamın gömleği olmadığı için hükümdarın adamları ne yaptı bilinmez. Hükümdar amansız hastalığından kurtuldu mu? O da bilinmez. Adamın herhangi bir yedekte gömleği var mıydı? O da bilinmez. Bilinen bir şey varsa, Rabbimizin Enfal Suresi 2 ve 4. ayetlerde bizlere bildirdiği üzere, müminler ancak Allah anıldığı zaman kalpleri ürperen, Allah'ın ayetleri kendilerine okununca imanları artan ve Rablerine tevekkül eden kimselerdir. Bunlar namazlarını kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan infak ederler. İşte onlar gerçek mümin olanlardır. Rableri katında onlar için dereceler, mağfiret ve cömertçe verilmiş rızıklar vardır diyerek bizleri Rabbimiz hem uyarmakta hem de müjdelemektedir. Bugün hayatın anlamı dedik programımızda dostlar.
Hayatın anlamı deyince her birimizin aklına farklı farklı noktalar, beklentiler, belki heyecanlar, olaylar, yaşantılar gelmektedir. Oysa biz inananların aklına hayatın anlamı deyince ilk önce ne gelmelidir dostlar? Elbette kulluk ve Rabbimizin rızasına uygun bir hayat yaşamak gelmelidir inşallah. Çünkü hayat ancak Allah'ın rızasına uygun yaşanınca bir anlam ifade edecek, bir anlama kavuşacaktır. Programımızın birinci bölümünde de belirttiğimiz gibi, hayatın anlamı tek ve değişmezdir dostlar. Biz insanlara bir emanet ödül olarak bahşedildiği ve içinde bulunduğumuz dünyanın bizler için bir imtihan alanı olduğudur. Hayatın boş bir eğlence için yaratılmadığı ayetlerle sabittir her birimizin bildiği üzere. O halde bize düşen Rabbimizin rızasına uygun bir hayat yaşamak olacaktır. İşimizi seçerken, eşimizi seçerken, çalışırken, eğlenirken, çocuk yetiştirirken, hatta belki de zaman zaman bomboş, boş boş dururken bile Rabbimizin rızasına uygun hareket etmektir diyebiliriz dostlar. Şimdi de diyeceksiniz ki boş boş dururken nasıl? Boş boş dururken de tefekkür edebiliriz dostlar. Düşünebiliriz. Hatırlayabiliriz. Rabbimiz rızasından ayırmasın. Dünya imtihanımızı kolay eylesin inşallah diyoruz. Ve hepimizi yüce yaratıcının Rabbimizin rahmetine, merhametine, mağfiretine emanet ediyoruz. Allah'a ısmarladık diyoruz. Alem için bir sürü
bir sıkıntı. Biraz bekleyişler, az bir sıkıntı. Biraz bekleyişler, Hakk'a giden yolu açmaya geldik. Hakk'a giden yolu açmaya geldik. Niceler düştüler dünya ağına, vuruldular bahçesine bağına, anlarlar varınca son durağına, bizler o durağı geçmeye geldik. Gelmedik buraya bir dava için, encamı karanlık bir kavga için. Dünyalara dair bir sevda için, dünyalara dair bir sevda için. Bizler bu hayat içmeye gel. Bu hayat içmeye geldi.